أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli FMTV izlerimiz, bir hadis dairesi forumundan hepinize hayırlı günler diliyorum. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, inayeti ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. İnşallah bugün de sizlere Riyazu Salihin kitabından sırasıyla biliyorsunuz kırık manalı bir halde hadis derslerimizi okumaya gayret ediyorduk. Bugün Allah korkusundan ağlamanın faziletiyle alakalı, Allah korkusundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ağlamasını, Allah korkusundan dolayı ashabın ağlamasından bahsedeceğiz. İşte ilk önce bu konuyla alakalı birkaç ayet-i kerimemiz var. Ayet-i kerimelerimizi okuduktan sonra da Allah'ın izniyle ne yapacağız? Hadis-i şeriflerimize geçeceğiz. Rabbim tesirini halk eylesin. Bunları, ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri okurken bir yandan da kendi hayatımıza indirgeyelim. Bakalım bizler bu ayetleri yaşıyor muyuz? Bizler bu hadisleri yaşıyor muyuz diye de gerçekten de bakalım. Dedik ya, bugün Allah için ağlamak ile alakalı. Peki hiç Allah için ağladık mı? Hiç aklımıza geldi mi böyle bir şey? Gerçekten de insan sessizliğe, sakinliğe bürünecek. Ve ya Rabbi mahcubum diyecek, eksiklerim var diyecek, gözyaşı dökecek. Hiç böyle bir anın var mı, hatıran var mı? İşte gözyaşı ne yapıyor? İnsanın günahlarını temizliyor. Allah katındaki değerini arttırıyor insanın. Hüngür hüngür sırf Allah için ağlamak o kadar lezzetli ki. Baktığın zaman çocukken mesela ağlıyorsun, büyükken ağlıyorsun farklı farklı sebeplerden. Evladın için vesaire merhametten, ama bir de hiçbir şey olmaksızın sadece Allah için ağlayabildik mi? Onları da hep beraber gözden geçireceğiz. İşte bugün bu ayet-i kerimelerden başlayalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى استعن بالله ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا آيات كريمesiyle başlayacağız. İsra suresi 109. ayet-i kerime. قال الله تعالى, Allah Teala buyurdu. Ne buyurdu? ويخرون, yere kapanıyorlar. Yani secde ediyorlar babında. Yere kapanıyorlar. Nerede? للأذقان, diyor ki yüzüstü. Lil edkan, yüzüstü secde ediyorlar. Yani yere kapanıyorlar. Yebüküne, ağlayarak. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeri gelir öyle secdelerini uzatırmış ki ağlaya ağlaya, değil mi? Bir keresinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi baktılar ki Hazreti Ayşe annemiz kendi yanında yoktu geceleyin. Odasında yoktu. Akabinde Hazreti Ayşe annemiz tabi bekledi ki gelir diyerekten gelmeyince telaşa kapıldı. Acaba Resulullah Efendimiz diğer hücrelerde mi? Yani diğer hanımların hücrelerinde mi? Ses verdi, orada da yok. Acaba mescitte midir deyince baktı ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte de yoktu. İşte o zaman bir Medine'de bir ayaklanma oldu. Acaba Resulullah Efendimiz nerede diyerekten. Ashab-ı kiramla beraber o gece Peygamber Efendimiz'i aramaya başladılar. Ta ki Cennetül Baki mezarlığına gelmişlerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdede hüngür hüngür ağlıyordu. Ümmeti, ümmeti, ümmeti diye ağlıyordu. Senin benim için ağlıyordu. Senin benim cennetimin, cenneti kazanmamız için ağlıyordu. Cehennemden uzak kalmamız için ağlıyordu. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ağlamasını gören ashabı, onlar da ağlamaya başladılar. Onlar da dua etmeye başladılar. İşte Peygamberimiz yüzü şeriflerini kaldırınca baktılar ki ağlamaktan o gözyaşları o kadar çok ağlamış ki toprağa karışmış, toprak da artık yüzüne yapışmıştı. Rabbim Azze ve Celle bizlere de bu ahlakı nasip eylesin. Kendi için değil, sadece ve sadece bizim için ağlayan bir peygamberimiz. Bizlere o kadar şefkatliydi, merhametliydi ki daha bizi görmeden bizi seviyordu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman bizim de ne yapmamız lazım? Her daim Peygamber Efendimizin sünnetlerine sımsıkı sarılmamız lazım. Bu peygamberi üzmek bize yakışmaz kıymetli kardeşlerim. Onu nasıl sevindiririz? Onun ahlakını taşıyarak, onun sünnetlerini yaşayarak, onun istediği ölçülerde yaşayarak onu sevindiririz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu zaman daha hemen ebesi anlatıyor. Diyor ki ben diyor o Muhammed'in diyor parmağını kaldırıp indirdiğine şahit oldum diyor. Yani o anda ümmeti ümmeti diye fısıldadığını gördüm diyor. Akabinde yaşantısında bakıyorsunuz ağlıyor, işte ümmeti ümmeti diye ağlıyor. Ayet-i kerime de var. İsra suresinde var. Akabinde vefat ederken, ya vefat ederken Azrail aleyhisselam gelmiş. Biliyorsunuz o peygamberimiz ve peygamberlerin Allah Celle Celaluhu'na müsaade etmiştir. İsterseniz dünyaya devam edebilirsiniz, isterseniz alabilirim diyerekten.
O da diyor ki Allah-u Teala emrini yerine getir diyerekten müsaade almışlardır. Ama o anda bile ya Rabbi ümmetime bu sıkıntıları yaşatma, hepsini bana yaşat demiştir. Mahşerde dahi ne yapacak? Yine ümmeti diyecek. Herkes nefsi deyince. O zaman yaşarken, hayattayken, vefat ederken mahşerde dahi değil mi? Ümmeti diyen bir peygamberimize ne yapmamız lazım bizim de? Sünneti dememiz lazım. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştı? Secdeye kapanmıştı yüzüstü. Hem de ne yapmıştı? Ağlayarak. İşte böyle olanlara gelince ne olur? وَيَزِيدُهُمْ Bu onları arttırıyor. Ne yönden? Huşu'an, saygı yönünden, huşuluk yönünden, takva yönünden. İşte bir insan değil mi Allah için ağladığı zaman ne yapacağız kıymetli kardeşlerim? Hakikaten de aslında bize yararı var. Yaklaştırırsak manasını. Evet. وَيَزِيدُهُمْ değil mi? وَيَزِيدُهُمْ bu onları ne yapar? Ziyadeleştirir, arttırır. Huşu'an, huşusunu, saygısını, takvasını insanın ne yapar? Arttırır Allah için ağlamak. Evet, diğer ayet-i kerimeye bakalım. Diğer ayet-i kerime hakikaten de çok insanı düşündüren bir ayet-i kerime. Estaizu billah. Efe min hâdel hadîsi te'acebûne ve tadhakûne ve lâ tebükûn. Ayet-i kerimesi sadakallâhu l-azîm. Necm suresinde 59. ve 60. ayet-i kerimeler. Ve kâle te'alâ, yüce olan Allah-u Teala buyurdu ki, Efe min hâdel hadîs, bu söze mi, bu hadise mi te'acebûn, hayret ediyorsunuz? Evet, yani bu Kur'an-ı Kerim'e mi hayret ediyorsunuz, şaşırıyorsunuz? وَتَضْحَكُونَ ve gülüyorsunuz. وَلَا تَبِكُونَ ağlamıyorsunuz. Evet. Ancak kimler için işte? Ancak takva sahipleri için ne vardır? Onlar ancak ağlayanlardır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Benim bildiklerimi bilseydiniz diyor, az güler, çok ağlardınız buyuruyor. Evet, diğer sayfamıza çevirelim inşallah. Riyazu Salih'in kitabından da bizleri takip edenler de buradan takip edebilirler. Evet. Bu ilk hadis-i şerifimiz. İlk hadis-i şerifimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bize ahlakını anlatan bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şeriften ne öğreneceğimizle alakalı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müjde ayetleri geldiği zaman müjdeli bir şekilde anlatır ve tebessüm ederdi. Ama haşyet, korku cehennem üzerine gelince ağlardı, titrerdi. İşte azap ayetleri gelince üzülür ama müjde ayetleri gelince sevinirdi. İşte bu ayet-i kerime de direkt Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı. Tabii ki de bizimle alakalı. İşte bakalım Peygamber Efendimiz'i ağlatan ayet-i kerime nedir? Nisa suresinde onu bugün inşallah okuyacağız. Evet. وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودِ İbn-i Mes'ud yani Hazreti Mes'ud radıyallahu anh'ın oğlundan rivayet edilmiştir ki radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun ki kâle, o demiştir ki, ne demiştir? Kâle linnebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki diyor. İbn-i Mes'ud çok güzel Kur'an okurdu. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun sesi yanık olduğu için demiş ki oku demiş. Bakın ne diyor? İkra, oku. Aleyye, bana, benim üzerime oku. El Kur'an, Kur'an'ı benim üzerime oku ya İbn-i Mesud demiş. Kultu, ben dedim ki diyor o İbn-i Mesud, ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü dedim. Akra'u aleyke, sana mı okuyayım Kur'an-ı Kerim'i? Ne oldu halde? Ve aleyke, senin üzerinedir. Ünzile, bu Kur'an sana indirilmiş olduğu halde ben sana Kur'an-ı Kerim mi okuyayım dedi. Kal, Peygamber Efendimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam, inni muhakkak ki ben uhibbu, elbette seviyorum, muhakkak ki seviyorum. Neyi seviyorum? En esma'ahu, onu işitmeyi, onu dinlemeyi, o Kur'an-ı Kerim'i yapmayı, dinlemeyi seviyorum. Kimden? Min gayri, başkasından dinlemeyi seviyorum. Fekaraktu aleyh, fe bunun üzerine karaktu, okuduğum aleyh, o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine ne yaptım? Okumaya başladım. Neyi okumuş peki ya İbn-i Mesud radıyallahu anh? Sûreten Nisa diyor ki, Sûretün Nisa diyor ki, Nisa suresini okumaya başladım. Hatta, değil mi? Hatta burada hatta yazıyor. Hatta ta ki, ci'tü geldim. İla hâzihi, bu ayete geldim. Okudum diyor Nisa suresinde, okudum. El âye. Ta ki şu ayete kadar geldim. O ayette hangisiymiş? Estağfirullah. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكْ عَلَى هَا اُولَٰئِ شَهِيدًا İşte bu ayet-i kerimeye gelince, orada ne anlatılıyor işte? فَكَيْفَ, nasıl olur?
İza cina, biz getirdiğimizde, neden getirdim? Min külli ümme, her ümmetten getirdiğimizde, bir şehidin, bir şahit getirdiğimizde, ve cina bike, ve seni de getirdiğimizde, nereye? Alâ hâulâi, onlar üzerine, şehiden, şahit olarak getirdiğimizde. Değil mi? Tüm peygamberler ne yapacak? Tüm ümmetleri üzerine şahit olarak geleceklerdir. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavmi gelecek, Hazreti Musa Aleyhisselam onlara şahit olarak gelecek. İsa Aleyhisselam herkese, kendi ümmetine. İşte Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve ümmeti. Ümmeti ciddi bir kalabalık. Ciddi, milyonları aşıyor, milyarlara kadar milyonları aşıyor. Ciddi bir kalabalık. Ciddi bir kalabalık. İşte Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e şahitlik edilecek Peygamber Efendimiz'e. Senin, benim için ne yapacaklar? Şahit edici, şahitlik gösterecekler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yasin'le belki de karşılaşacak. Diyecek ki Allah Celle Celaluhu, ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, ey Muhammed'im, ey canım, ey sevgilim, Yasin'i nasıl bilirsin? Fatma teyzem sana soracak, Fatma teyzeyi nasıl bilirsin diyecek misal. Fatma kulunu nasıl bilirsin? İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten iyisi sevinecek. Ya Rabbi elhamdülillah, o şöyle bilir, böyledir değil mi? Sana şahit olacak. O benim peygamberimin, yani benim sünnetlerimi yaşardı. O benim hayatımı tatbik etmeye çalışırdı. O benim değerlerime değer verirdi. Haramlardan kaçardı. Sünnetlere sımsıkı sarılırdı. İşte ona şahit olacak. Ama peki ya, ey güzel kul. Ey Ahmet'im, Mehmet'im, artık herkes kendine atsa. Dese ki günahlarında daha çoksa, namazlarında yoksan, sünnetlerinde yoksan. Ahmet'imi nasıl bilirdin dediği zaman, Mehmet'imi nasıl bilirdin dediğimiz zaman. İşte o zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iyi diyemez. Çünkü günah iyi demek değil mi? Denmez. Neyse onu söyleyecek. Ve kötü de diyemeyecek. Çünkü kötü dese Allah muhafaza cehenneme gidecek. Bu sefer Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ağlarmış diyor. Ağlamaya başlayacak. İşte nasıl kötü desin? Nasıl kötü desin? İşte şahit olarak bizi Peygamber Efendimiz'le karşılaştıracaklar. Bir mahkeme kurulacak. Mahkemede değil mi? Delillerin gelecek. Delillerinle beraber şahidimiz Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam. İşte bizim, yani şahidimiz kim? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Gel şu kısacık dünyada sarığı tak. Hocam ben çalışıyorum dışarıda. Akşamları tak ya, namazlarda tak. Cübbeni giy Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın cübbesini. Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın bol giyin diye, değil mi? Hadis-i şeriflerde var. Bol giyin. Dışarıda çalışıyorsan bile evinde al, bol giyin. Pantolon değil de biraz daha genişini giy. Yani pantolon değil de şalvar giyin yani, tabiri caizse. Değil mi? Hakim yaka gömlek giy, biraz daha sana kefeni hatırlatsın, ölümü hatırlatsın, peygamber sünnetini yaşatsın. Sakalı şerifini uzat. Ki kabire götürdüğümüz tek sünnet sakal şerifidir. Hanım ablalarımız, Hazreti Ayşe annemiz gibi, Fatıma annemiz gibi o ashabın yolundan, yani peygamber efendimizin razı olduğu ölçülerde giyin. Çarşafı şerifle tanış. Çarşaf sana hediye edilsin. Bir giyin inşallah. Çarşafını giyenler cersiye çevirmeye çalışsınlar. Bunlar nedir? Bunlar ise Hatice annemizin, Fatıma annemizin, Ayşe annemizin bunlar elbiseleriydi. Tesettür cilbab ayet-i kerimesiydi. O yüzden ne yapalım? O peygamberin huzuruna ak yüzle, güler yüzle çıkmak istiyorsak, amellerimizde eksiklik olabilir. Herkesin eksiği var. Bizim de acizan, herkesin eksiği var. Ama hiç olmazsa ya Resulallah, seni seviyoruz. Senin yolunda gitmeye çalıştık diyelim. Mücadele etmeye çalıştık diyelim. O yüzden ne yapalım? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı üzmeyelim. Değil mi? Seninle övünsün ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya Rabbi ben bu kulumu seviyorum desin. Ben bu ümmetinden bu kula şahidim desin. Kefilim desin. Düşünsenize, tabiri caizse Cumhurbaşkanı başka bir ülkeye gönderiyor. Diyor ki ben ona kefilim diyor. Bütün kapılar açılmaz mı? Açılır. Niye? Kefil. Değil mi? Umre'ye bile giderken, hacca bile giderken bazı, değil mi, Araplarda kefillik veriyorlar değil mi? Evet, o kefilse bitiyor. Borç alırken bile ya da yardım isterken bile diyorsun ki ben falancanın selamıyla geliyorum. İşte orada ahiret gününde kimin sözü geçecek? Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü geçecek. O yüzden onu üzmeyelim. Ne yapalım? Onu sevindirecek ameller yapalım. Artık nefse bir tekme atalım. Yeter diyelim ya. Ey nefis, bu yaşıma kadar seni dinledim. Bundan sonra seni dinlemeyeceğim diyelim. O peygamberin hadislerine sımsıkı yapışalım. Ayetlere yapışalım. O dostlarına yapışalım. Bu zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini en güzel kim ihya ediyorsa onlarla beraber olalım. Çünkü onlarla beraber olursan artık onlar gibi yaşamaya başlarsın. Ya bizler hakikaten de bu mükemmel bir, kıymetli, büyük bir zat Mahmud Efendi Hazretlerimizin huzurundayız. Hazır onun zamanında yaşıyoruz. Onun sünnetinden bir tane bile eksiltmeksizin hepsiniz, her zerresiyle yaşayan bir zatın yanındayız. Eğer ki onun bir vekilini mi buldun, hemen yanına git, istifade et.
Hemen ne yap? Orada ders al, hadis ders al, fıkıh ders al, ilmini genişlet. Tarikat dersiyle tanış, zikirle tanış, Kur'an'la tanış. Bakın bu dünyada daha böyle bir şey olmaz, gelmez. Efendi Hazretlerimiz değil mi? Siyasetçiler bile gelse ne dermiş? Namaza başla dermiş. Hanımına örtün dermiş. E ne olacak peki ya? O anda bir şey yapmaz. Ya bu da işte derler. Ama 30 sene, 40 sene sonra öldükten sonra işte o Efendi Hazretlerimizin, işte o zatların kelamı o zaman değerli olacak. Çünkü sonsuz bir ömür var ya. At şu dünyaya bir tekme ya. At şu dünyaya bir tekme. At. Yeter artık de ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerine sımsıkı sarılma zaman ne zaman gelecek daha? İşte hocam daha zamanım var ya bu işin. İnan patır patır cennete cehenneme gidiyor insanlar. Allah muhafaza eylesin. Allah sonsuzluk, sonsuzluk. Sabahleyin daha Risale gidersinde vardı. Ne diyordu? Hocamız anlattı. Dedi ki denizdeki kumlar mı çok, kum taneleri yoksa yıldızlar mı çok? Denizdeki kum tanelerini düşünün. Çöllerdeki kum tanelerini düşünün. Onlar mı çok? Ne kadar çok sayısını bilemeyiz. Yıldızlar daha çok. Neden? Çünkü sonsuzluk var ya. Kayıtlama, sonsuzluk var. Dünya yine bir değil mi? Alim imkan imkan dairesi ama gökyüzü sonsuz. Sonsuz yıldız var. E sen bu sonsuz değil mi? Mükemmel bir zat olan Rabbim Azze ve Celle'nin peygamberi olan, Resulü olan o sevgilisinin yolunu takip etmeyeceksin. Ne zaman takip edeceksin? Rabbimizlere Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sünnetlerini sımsıkı sarılmayı nasip eylesin. Hocam biz yapamıyoruz diyenler ne olacak işte? Estağfirullah. فَدُخُلِي فِي عِبَادِي وَدُخُلِي جَنَّتِي O kullarımın arasına girin diyor Hazreti Allah. Bakacaksın bu zamanda Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetlerini kim en güzel yaşıyorsa onlarla beraber olacaksın. Ya arayacaksın hocam neredesiniz? Sohbetlerinize gelemeyeceksin. Kur'an size Kur'an-ı Kerim öğreneceksin. Bu işler dertlenerek olur. Bir insan bu zamanda özellikle Türkiye'nin şartlarında değil dünyanın şartlarında Rahmani güzellikleri bulmak isteyen Rahmani güzellikleri bulur. Ama şeytani olaylarda çirkinlikleri bulmak isteyen şeytani çirkinlikleri de bulur. Ne diyor Allah Celle Celaluhu? Şeytanın meclislerine katıldığı bunu yap demiyor. Rahmani meclisler benim kullarımın arasına girin diyor. O yüzden ne yapacağız? En azından televizyon başında olan izleyicilerimiz şu kanalı muhafaza etsinler. Hakikaten de muhafaza etsinler. Biz istemez miyiz ya bir dini dizimiz olsun, bir dini çizgi filmimiz olsun. Hakikaten isteriz ama bazı şeyler bütçeye gerçekten değil mi bize tıkayabiliyor. Ama dediğim gibi hiç olmazsa bu kanaldan değil mi başka kanallarda dikkat edelim yani. Hiç olmazsa Allah ve Resul'ün yolundan giden ne yapalım? Hizmetlere sahip çıkalım. Hizmetlere sahip çıkalım derken oradaki kalabalığı çoğunlaştıralım. Evet. Devamında kal peygamberimiz dedi ki aleyhissalatü vesselam o zaman işte bu ayet-i kerime gelince dedi ki hasbukel an yeterdi. Şimdilik yeterdi. Devamında ne buyurdu? Feltefettu ileyh ve ona döndüm. Feiza aynahu bir de baktım ki onun iki gözünden ne yapıyor? Tecrifan gözyaşı akıyordu. Yaşlar akıyordu. İşte peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam bizim için ağlaması. Evet, diğer hadis-i şerifimize bakalım. Yaklaştıralım da. Evet. وَعَنْ اَنَسْ Enes radıyallahu anh'tan nakledilmiştir ki radıyallahu anh, Allah onlara razı olsun. قَال O demiştir ki Hazreti Enes Efendimiz biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına 9 yaşında annesi tarafından getirildi, verildi. Kendisi Medine'de bir yerde oturuyordu. Biraz daha evi uzaktı Peygamber Efendimiz'e. Akşam olmadan evine tekrar geri gelirdi. Sabahleyin ne yapardı? Peygamberimizin yine huzuruna gelir. Peygamberimizin civarında her zaman olurdu. Onun işte önemli mesela götür getir işlerinde Peygamberimiz Enes çağırdı. Enes gel derdi mesela. Peygamberimiz ne yapardı? Ona bir şey verirdi, teslim ederdi. Hatta bir keresinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona bir sır açıklıyor. Diyor ki bunu kimseye söyleme ya Enes diyor. Tamam diyor. Hadi abisler geç kalıyor evine. Annesi diyor ki niye geç kaldın evladım diyor. Diyor ki Peygamber Efendimizin bir sırrı vardı diyor. Nedir diyor? Diyor ki anne diyor o sırdır diyor. Onu Peygamberimize de kimseye söyleme. O zaman tamam diyor. O zaman kimseye evladım söyleme diyor. Hakikaten de onu ölene kadar hiçbir zaman söylememiştir. Hatta yanındaki sahabiler var. Çok ısrar etmişler ya ne söyledi. Ölene kadar o sırrı muhafaza etmiştir. İşte Hazreti Enes Efendimiz'den rivayet edilmiştir ki Hatebena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe yaptı. Yani konuştu. Hitap etti. Hutbetün ma semi'atu. Öyle bir hutbeydi ki o ma semi'atu ben böyle bir hutbe, böyle bir konuşma daha dinlemedim. Mithleha onun benzerini dinlemedim. Kattu kat'iyen kat'i zaten aynı mana. Kat'u
Kat'iyen asla ben böyle bir sohbet, böyle bir kelam, böyle bir hutbe dinlemedim. İşte Peygamberimiz ne buyurmuş aleyhisselam? Lev şayet te'alemune, bilseydiniz. Neyi bilseydiniz? Ma uşiki a'lemu, benim bildiklerimi. Benim bildiklerimi siz bilseydiniz, le elbette dahiktum, siz gülerdiniz kalilen, kalil, az gülerdiniz. Elbette çok az gülerdiniz. Ve bunun üzerine le elbette bekeytüm, elbette ağlardınız. Kethiran, çok ağlardınız. Allah Resulü buyuruyor aleyhissalatü vesselam, benim bildiklerimi bilseydiniz diyor, az güler, çok ağlardınız buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu sohbetinden sonra ne yapmış diyor? Fe bunun üzerine gatta kapattılar. Kim? Ashabı. Ashabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in ashabı kapattı. Neyi kapattı? Vücuhehum, yüzlerini kapattı. Velehum, onlarda vardı. Hani'un, inleyerek ağlamaları. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifini alınca, bu hadis-i şerifini söyleyince, bu hadis-i şerifini söyledikten sonra ne yaptı ashab-ı kiram? Benim bildiklerimi bilseydiniz, o cehennemi, o kabri, aman Allah'ım, o ızdırapları bilseydiniz, değil mi? Çok az, çok az güler, çok da çok az güler, çok da ağlardınız deyince ashab-ı kiram örtülerin üzerine çekmiş ve hüngür hüngür ağlamışlar. Ve inleyerek, inleme sesiyle ağlamışlar. Hazreti Umeyr vardı. Genç bir sahabeydi. O kadar çok ağlardı ki, o kadar çok ağlardı ki cehennem korkusundan o kadar çok ağlamıştı ki ciğerini yakmış mübareken. O kadar çok, hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmişler. Ya Resulallah, Umeyr çok ağlıyor. Dışarı da çıkamıyor ağlamaktan. Çok. Hatta Allah Resulü aleyhisselatü vesselam yanına gelmiş. Bakmış ki Umeyr hala ağlıyor. Hala ağlıyor. Hala ağlıyor. Ve Peygamber Efendimiz'in kucağında, değil mi? O ciğeri parçalanarak o anda vefat etmiş, şehit olmuş. Peygamber Efendimiz çok hüzünlenmiş, çok üzülmüş. Demiş ki, kardeşinizi güzelce demiş, telkif edin yani, güzelce onu kefenleyin, güzelce onu defnedin demiş. Ve Peygamber Efendimiz aleyhisselam ne yapmış işte? Ağlayarak ashab-ı kiram ne yapardı? Ağlamaktan artık ciğerlerini parçalayıp vefat ederlermiş. Hatta Hazreti Osman Efendimiz bir gün çok ağlamış. O kadar çok ağlamış ki bir kabirden geçerken, ya Emre'l Mü'minin demişler, hani siz neden ağlıyorsunuz? Siz cennet, cehennem anlatılınca, cehennem anlatılınca niye ağlamıyorsunuz da kabirden geçince ağlıyorsunuz deyince, dedi ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifini naklet. Dedi ki Allah Resulü buyurdu ki, kabir ilk ahiretteki ilk duraktır. Kabriniz eğer ki ilk kabir yolcunuz nasıl olursa öyle devam eder. Eğer sıkıntılı başlarsa sizin için daha sıkıntı devam eder. O yüzden kabirleri görünce ağlarım buyurmuş Hazreti Osman Efendimiz. O yüzden sen, ben, hepimiz bir kabri gördüğümüz zaman ağlıyor muyuz? Ölmümüz, ölümümüz aklımıza geliyor mu? Ya defnediyoruz, yeri geliyor ziyaretlere gidiyoruz. Defnederken hacı abimiz arkada faturasını düşünüyor. İşini düşünüyor. Geleceğini, vereceğini düşünüyor. Ölüyor, arka tarafta kardeşimiz geçmiş. Affedersiniz, sigara içiyor belki de. Ya ölmüş ya, bir beden, senin benim gibi beden toprağa. Hocam işte herkes gidecek, doğru gidecek. Ama sen, ben, oraya ne hazırladık? Hiç olmazsa şu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sünnetlerini sımsıkı sıralalım. Rabbim cümlemizde muhafaza eylesin inşallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok ağlarmış. Hatta değil mi, bir hadis-i şerifi var. El-Huznü Rafiqi, diyor ki hüzün diyor benim arkadaşımdır buyurmuştur. Hüzün. Hiç hüzünlü bir hayatımız var mı? Hep eğlenceli mi olacak hayatımız? Hep lay lay lom, hep neşe. Üf, bir dizi olacak, gülecekler. Bilmem ne şovlar var, onu izleyecekler, gülecekler. Kahkaha atacaklar. Ya nedir bu ya? Bir taraftan gerçekten de İslam dünyasının kardeşlerimiz kan ağlarken, her daim F-16'lar kafalarına uçarken, her daim çocuklar orada devamlı şehit haberleri gelirken, sen orada rahat rahat maç izleyeceksin, dizi izleyeceksin. Sen gideceksin, zevkinden ödün vermeyeceksin. O biçim her türlü israfa kaçacaksın. Sonra da ben de Müslümanım, o da Müslüman. Bir, hakikaten düşünmek lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu zamanda olsaydı ne yapardı? Hiç uykularımız kaçıyor mu? O kardeşimizi düşünerekten. Ya bir keresinde Rabbim yaşatmasın, göstermesin. 15 Temmuz'da hainler değil mi bir darbe teşebbüsünde bulundular. Ya o gün bile bakıyorsunuz uçaklar geçiyor, evladın korkuyor.
Bakın bir kere değil mi? Bir gün oldu. Allah-u Teala muhafaza etsin. Allah-u Teala devletimizi muhafaza etsin. Askerimizi, Mehmetçimizi muhafaza etsin. Polisimizi muhafaza etsin. Doğru. Ama bir geceden bile değil mi? Herkes bir anda heyecanlar vesaire, çocuklar vesaire. Bakın orada yıllardan beri, 6 yıldan beri devam eden bir savaş var. Her an bir barut kokusu var. İşte bizler bugün dualarınızı eksik etmeyin. Bizler bugün inşallah Afrin'e gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. İdlib'den girip orada değil mi? Yine Suriye'den değil mi? O Doğu Guta olsun. O Afrin'den kaçan Müslüman kardeşlerimiz var. Türkiye'ye sığınanlara onlara yardım koridorları açılmış. Onlara biz yardım götüreceğiz. Hatta bu akşam da uçağımız kalkıyor. O yüzden bizlere de dualarınızı eksik etmeyin. Yani insan bakıyorum esnaf abilere muhabbet ediyoruz yeri geliyor. Hocam diyor tehlikeli bir yere gidiyorsunuz. Evet tehlikeli ama orada şu anda yaşayan 500 bin tane Doğu Kutu'daki insanların hepsi tehlike içinde. Halep'teki, İdlib'deki onlar hep bu tehlikeyle yaşıyorlar. Ama bizler o tehlikenin tesisini bile hissetmiyoruz. Evet. Diğer hadis-i şerifimizi alalım inşallah. Çok hüzünlenelim, çok üzülelim. Müslümanlar için ne yapalım? Ağlayalım hakikaten de. Diğer hadis-i şerifimizi açtık. Evet. Evet. Bu hadis-i şerif bize bazı şeyleri öğretmekle beraber, bazı tavsiyelerle beraber müjdesi de var ama ilk önce o tavsiyeye uymak gerekiyor. وَعَنْ اَب۪ي هُرَيْرَةَ Ebu Hureyre'den rivayet edilmiş ki radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun. قال, o demiştir ki قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. لَا يَلِجُ girmez. اَنَّارَ cehenneme girmez. Kim peki? Racülün bir adam ki beka, ağlayan bir adam cehenneme girmez. Ama niçin ağlayan bir adam? Min dendan ekidir. Haşyeti, haşyetinden, korkusundan Allah'a, değil mi? Allah'ın korkusundan dolayı ağlayan bir adam cehenneme girmez. Bak bakalım, al. İşte bu buraya kadar geldi şerife. Allah için ağlayan ne yapıyor? Allah Celle o cehennemi göstermiyor. Demek ki ağlamak çok büyük müjdesi var ama ağlamak demek ki kolay değil yani. İnsan tefekkür etse ağlar ama. Değil mi? Bir düşünceleri de alsa, tefekkür etse. Diyor ya, la ibadeket tefekkürü. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tefekkür gibi ibadet yoktur buyuruyor. İnsan hakikaten de güzel tefekkür etse inan ağlar. Nereden geliyorum, nereye gidiyorum? Ki Peygamberimizin sünnetidir. Ne diyor? Allah korkusundan ağlayan bir adam cehenneme girmez. Al sana müjde. Yap. İnşallah yapacağız. Hatta ta ki yaude dönünceye kadar elleben. Diyor ki süt dönünceye kadar özür dilerim. Fil dar'i süt çıkan memeye geri girinceye kadar ne yapalım? Cehenneme girmez. Şimdi affedersiniz bir annemiz emzirdiği zaman o süt bir daha girer mi içeri? Girmez. İşte bu olmayacağı için de Allah için ağlayan bir insan cehenneme girmez. İşte bunu ne yapıyor? İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere müjdeliyor. İkincisi bu da Mehmetçiğimizle alakalı. وَلَا يَجْتَمِعُوا Bir araya gelmez. Ne? Gelmez. غُبَارٌ فِي سَبَيْلِ اللّٰهِ Allah yolunda yapılan cihadın tozu. Gubar toz demektir. Allah yolunda da فِي سَبِيلِ اللّٰهِ diyoruz ya. Allah yolunda sebilinde bir cihadın tozu ne yapmaz diyor. Bir araya gelmez. Neyle? وَدُقَانُ دُمَانِيْلَ Dukan. Tidekhin. Aynı mana. Dukan. Dumanıyla. El cehennem. Cehennem dumanı ile bir araya gelmez. Evet. İki göz vardır ki tekrar edelim. Değil mi? İki göz vardır ki onlar eğer ağlarsa cehenneme girmezler. Öbürü de Allah için, Allah yolunda eğer ki ayağın değil mi tozlanmış ise ona olacak duman olursa kesinlikle ve kesinlikle cehennem ne yapacak? Cehennem dumanı ne yapmayacak? Onunla bir araya gelmez diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o yüzden şu anda Afrin'de değil mi? Şu anda Suriye'nin çeşitli yerlerinde, Kilis'in sınırlarında orada Mehmetçiklerimiz elhamdülillah Allah yolunda ne yapıyorlar? Cihat ediyorlar. Ya konuştururken bile ne diyorlar? Biz düğüne gidiyoruz. Bizi beklemeyin diyorlar. Hatta bu ifadeyi kullanan kardeşimiz şehadet haberi geldi. Nereye gidiyorsun? Kızılelma diyorlar. İşte bu güzel kardeşlerimiz Allah yolunda gittikleri için işte onlara elhamdülillah onlar kazandılar. Ama biz hala dünyada imtihandayız. Ama işte bizler de Allah yolunda değil mi? O cihat yolunda bir toz üzerimize gelirse o toz nedir? Ya en azından bir duadır ya. En azından gözyaşıdır. Ya hiç olmazsa bir kere tesbihtir. Belki de o senin tesbihinle Allah bir tane kurşunu onlara değdirtmeyecek.
Biz bilemeyiz. Allah bilir Celle Celaluhu. Sen yeter ki dua et. Toz değil mi? Hiç olmazsa Allah yolunda değil mi? Bak, bakın mesela zekat verirken bile mesela zekatta Hazreti Allah Celle Celaluhu mesela kısımlara ayırmış. Yakın akrabadan başlamak üzere mesela fakirler, yetimler, miskinler sayıyor sayıyor mesela ilim öğrencileri bunu da sayıyor. Devamında ne diyor? Allah yolunda cihat edene. Cihat edene dahi ne yapılır? Yardım edilir. O da zekattır kardeşlerim. Evet. Diğer hadis-i şerifimizi alalım. İnşallahurrahman. Evet. Evet, bu hadis-i şerifimizle beraber de zaten programımız zaten sonuna doğru gelir. Ben biraz daha şu masayı alayım. Evet, bu hadis-i şerif müjde bir hadis-i şerif ama kolay bir hadis-i şerif değil. Burada Hazreti Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın değil mi diliyle bizleri ne yapıyor burada? Çünkü in huve illa vahyuha diyor ki o Allah Resulü diyor kendi hevasından konuşmazdı Allah onu konuşturdu. İşte burada 7 sınıf insanı Hazreti Allah anlatacak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ın gölgesi altında o kıyamet günde o mahşer gününde o cehennemin yaklaştırıldığı anda işte o sıkıntılı anda Allah Celle Celaluhu 7 sınıf insanı kendi gölgesinde gölgelendirecek. İşte o 7 sınıf insanı burada okuyalım. İşte bu 7 tane maddeden birine girersen kurtulacaksın kardeşim. Ve an Ebi Hureyre. Ebu Hureyre'den nakledilmiştir ki radıyallahu anh Allah ondan razı olsun. Anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nakledilmiştir ki kal o şöyle buyurmuştur. Seb'atun. 7 kişi vardır ki Seb'atun. 7 kişi vardır ki yuzilluhum. Yuzillü gölgelendirir. Hüm onları Allahu Allah. Allah onları gölgelendirir. Peki yani nerede Allah onları gölgelendirecek? Fi zillihi kendi gölgesinde. Hem de öyle bir gölge ki yevme la zille hiçbir başka gölgenin olmadığı o günde Allah onları gölgelendirecek. İlla zilluh kendi gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı yerde Allah onları ne yapacak işte o gün gölgelendirecek. Şimdi bir güneş çıksa ağaç bulursun, bir tente bulursun, tentenin altına girersin, şemsiye tutarsın vesaire. Ama işte o kıyamet gününde, o mahşer gününde hiçbir şekilde ne olmayacak? Hiçbir şekilde gölge olmayacak. İşte onlar bakalım kimlermiş. O gün Allah'ın cehenneminden, yani güneş ciddi bir cehennemin belki de ne diyelim kısımlarındandır yani. Öyle yaklaşacak ki diyor güneş diyor. İnsana diyor bir karış yaklaşacak. Öyle ki beyin fokurduyacak diyor. Beyin fokurdamasından terlerden insan gömülecek. İşte o gün Allah'ın gölgesi olanlara güneş yaklaşamaz. İşte onlar kimlerdir? İmamın önderlerdir. Adil. Adil imamdır. Yani nedir? Adaletli nedir? Başkanlardır. Adil devlet başkanlarıdır. İşte Rabbim Azze ve Celle ta ki en tepemizden en alta kadar. Bu adil başkandan maksat bir yerde müdür olanlar için de vardır. Adaletli davranmak. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, milletvekillerimiz, yeri gelmiş bakanlarımız değil mi? Bunların işte ona göre bu periyet ne yapıyor? Azalıyor işte. İşte eğer ki onlar o yerlerde demek ki adaletli davranmak hakikaten zordur. Elhamdülillah işte eğer ki bu adaleti sağlarlarsa Allah'ın izniyle ne olacaklardır? Allah'ın izniyle o gün Allah-u Teala'nın gölgesine gölgeleneceklerdir. Ve şabbun. Genç. Öyle genç ki neşe'e. Büyümüş bir genç. Bitmiş derler ya neşe'e. Yetişen bir genç. Büyümüş bir nasıl? Fi ibadetillahi ve azze ve celle. Allah azze ve celle'nin değil mi? İbadetiyle büyüyen bir genç. Öyle ki değil mi kıymetli kardeşlerim? Kendini Allah yolunda vermiş. Öyle bir genç. Bak bakalım hayatımızda. Kendi evladın öyle mi? Allah yolunda mı yetişiyor? İnşallah öyledir. Üçüncüsüne varacının bir adam ki kalbühü, onun kalbi bağlı. Neye bağlı? Muallak. Onun bağlı, bağlı. Muallak yani alakalı, alakalı. Neydi? Bil mesacit, mescitlere bağlı. Bir adam ki, ney mi? Bir kardeş ki, mescitlere nedir? Kalbi bağlı. Ezanlar okunmaz, hemen mescitte. Ezanın sonra peki ne olacak? Kahvelerde mi olacak? Olmaz. Mescide bağlı derken sadece ezanı değil. 24 saate bağlı olacak. Ya bir bak bakayım. Yani ben buradan beni izleyen hacı abilerim vardır. Yani hacı abilerim çok severiz hakikaten. Hepsi büyüklerdir bizim için. Kendi başımızdaki örnekler de vardır. Diyelim ki kahvede duruyor. Ezan okununca hemen koşuyor. Ezan bitiyor geri geliyor. Gelme. Bir cüz daha Kur'an oku. 200 Kur'an oku. Bir ayet bir hadis-i şerif oku. Geliyor ya derneğe.
Hadi gelme. Hocam ben dernekte Kur'an okurum. Kaç kere okudum bak bakalım. Olmaz olmaz. Her şeyin bir yeri var. O yüzden nedir? Kalbin mescitlere bağlı. O yüzden kalbimiz mescitlerde olunca senin kalbin demek ki dernekte atıyor ki kalbin hemen gidiyor ondan sonra oraya. Bir yarım saatlik mescittesin. Allah razı olsun ama hemen gitmesin. Kal biraz daha mescitlerde ya. Mescitte bir ikindi namazını bekle. İkinden akşamı bekle. Akşamdan yatsıyı bekle. Olmaz. Olursa işte nedir işte bugün 7 sınıf insanın içine duracaktır. Ve racülâne tehabbâ ki birbirlerini sevenler. Niçin? Fillahi Allah için. Allah için birbirlerini sevenler de ne olacaktır? O gün 7 sınıf insan arasında ne yapacaktır? O 7 gölgenin içinde kalacaklardır. Allah için sevmek zordur kardeşlerim. Allah için insanlar seviyor. Ufacık menfaatte ayrılabiliyorlar. O yüzden ben seviyorum demekle sevmek olmaz. Allah'ı tanıyacaksın ve Allah için seveceksin. Onun güzelliklerini göreceksin, takdir edeceksin. Çirkinliklerini nefsine bağlayıp da ne yapacaksın? Kerh edeceksin. Allah için birbirini sevenler. İçtimâ aleyhi, Allah için bir araya gelenler. Ve teferrakâ aleyhi, Allah için ayrılanlar. Allah için sevenler, Allah için birleşenler, Allah için ayrılanlar. Ve racülün bir adam ki, da'atuhu imratun. Bir kadın onu davet ediyor. Devam edelim. Nasıl bir kadın? Zâtu husn ve cemal. Güzel ve cazibeli. Evet, kameracı kardeşim. Ömer, bir alırsan benim kardeşim buraya. Evet. Zâtu husn ve cemalin. Güzellik ve cazibe sahibi bir kadın seni davet ediyor. Fekal adam diyor ki inni ekhafullah. Ben Allah'tan korkarım derse işte o gün ne yapacak? Cehennemden muhafaza edilecek. Allah-u Teala'nın gölgesi altında kalacak. Zor. Bir adam değil mi? Bir kadınla imtihanı zor. Ama bir anda bir kadın da zaten sana direkt gel bana zina et demez haşa. Onun yolları var. Yanaşır. Bana yardımcı olur musun der. Bana yardım et. Bana sahip çık der. İşte nasıl yapacağım der. 3-4 tane soru sorar derken sana yaklaşır. Bir çay içelim mi? Kahve içelim mi der. Allah muhafaza eylesin. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Ve racülün bir adam ki tasaddaka bi sadakatin sadaka veren bir adam. Nasıl bir adam? Fe akfâhe onu gizler. Hatta la te'aleme şimâluhu hatta onu diyor sol eli bilmez. Yani sağ elin verdiğini sol eli bilmiyorsa işte o adam nedir? O gün Allah-u Teala'nın gölgesinde gölgelenecektir. Ve racülün yine bir adam ki zekerallah. Allah'ı zikreder. Allah'ı hatır. Allah'ın haliyen tek başına. Haliyle tek başına kaldığı zaman. فَفَفَاضَتْ عَلِ عَيْنَاهُ ve gözlerinden de gözyaşı akarsa işte o gün Allah-u Teala'nın gölgesi altında ne yapacaktır? Gölgelenecektir. Rabbim Azze ve Celle anlatılanlarla en güzel şekilde amel etmeyi nasip eylesin. Şu 7 sınıf insan, bak bakalım hangisinde varsın? İmam adil misin? Anneler de evlatları için de bir imamdır, önderdir. 5 tane evladın varsa 5'in arasında adaletle davranabiliyor musun? Bir baba olaraktan davranabiliyor musun? Değil mi? Birincisi o. İkincisi neydi? Allah yolunda büyümüş bir genç. İbadetler. Üçüncüsü kalbi mescitlere bağlı olan kişiler. Dördüncüsü Allah için birbirini sevenler, Allah için bir araya gelenler, bir araya ayrılanlar. Beşincisi bir kadın seni çağırıyor ve sen gelmiyorsun. Altıncısı sağ elin verdiğini sol elin görmeyenler. Ve yedincisi de değil mi? Bir adam ki Allah için sadece Allah için Allah'ı zikrediyor ve Allah için ağlıyor. İşte bu 7 sınıftan birisi sende varsa sana müjdeler olsun kıymetli kardeşim. İnşallah 7 sınıftan da olacağız işte. 7 sınıfa da zorlayacağız kendimizi. Biz bitseyim mi? 7'de 1 değil. Diyelim ki deseler ki bize mesela ya şu 7'den bir tanesi de senin ama 7'sini de alabilirsin deseler. Ne yaparsın? 7'de 7'sini almayı Müslüman sonsuzluğu ister. Değil mi? Hep himmeti yüksek olur. O yüzden ne yapacağız? 7'sini de almaya çalışacağız. Rabbim Azze ve Celle bu mucizelerle beraber ahirete gitmeyi nasip eylesin. Amel defterlerimizi değil mi? Devamlı arttırmayı nasip eylesin. İnsanın diyor ölümü haktır ve takdirdir, yazılmıştır. Ölüm herkese gelecek diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Ama ne diyor? Ölümü ümit etmeyin, istemeyiniz diyor. Neden? Çünkü sağdaki amellerinizi çoğaltınız diyor. İşte bu amellerimizi çoğaltmayın Rabbim nasip eylesin. Bugün biraz hacı abilerim belki kızmış olabilirler. Değil mi? Mescide, mescitten sonra hemen eve değil, hiç olmazsa öğle ikindi arası mescitte beklesinler. İkindi akşam arası mescitte beklesinler. Ayda bir hatim yerine 2 hafta bir hatim indirsinler. 3 hafta değil mi? Ya da 1 hafta bir hatim indirsinler ama değil mi? Daha çok Kur'an'la hemhal olsunlar. Daha çok mescitlerde bağlık olsunlar. Çünkü bir insan nasıl yaşarsa öyle ölecek kıymetli kardeşlerim. Seni arkadaşların değil. Es'ane bile yevme yefurrul mer'u min ahi. O gün diyor kişi kardeşinden kaçacak. Ve ümmihi ve bih kişi annesinden babasına kaçacak. Ve sahibetihi kişi arkadaşından kaçacak. Ve benihi ve oğlundan kaçacak. İşte o gün sadece ve sadece Hazreti Allah Celle Celle'nin gölgesi olacak işte. Rabbim Azze ve Celle Allah-u Teala'nın gölgesi altında gölgelenmeyi bizlere de evlatlarımıza da
anne babamıza da nasip eylesin inşallah. Buradan tekrardan tüm Femeti Valisi'ne tekrar teşekkür edelim. Bizleri yetiştirmemize vesile olan annemizden, babamızdan, hocalarımızdan Rabbim razı olsun inşallah. Rabbim onların eksiklerini bize de göstermesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.